Maalesef Türkiye güne acı haberlerle uyandı. Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çatışmaya giren piyade üsteğmen Ömer Fatih Ayar, Tunceli'de ise askeri aracın devrilmesi sonucu 4 askerimiz şehit oldu. 5 şehitten geriye 5 acıklı hikaye, kederli aileler kaldı. Mehmet'im aslan Mehmet'im, Mehmet'im civan Mehmet'im. Kimi baba olacak, kimi evlenip yuva kuracaktı. Ama beşinin de hayalleri yarım kaldı. Ard arda gelen şehit haberleri milyonların ciğerini dağladı. Piyade üsteğmen Ömer Fatih Ayar bu sabah Irak'ın kuzeyindeki Aşin köyü kırsalında teröristlerle çatışmaya girdi. Şehit oldu. 29 yaşında bekardı. Şehadet haberi Trabzon'daki ailesini yasa boğdu. Hepsinin hali perişandı. Razı mısınız? Razıyız. Tunceli'de askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan 4 askerden biri ise jandarma uzman çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'ydı. Ispartalı şehit baba olmaya hazırlanıyordu. 8 aylık hamile eşi acı haberi duyunca fenalaştı. Balıkesir'de hastaneye kaldırılan acılı eş erken doğum yaptı. Şehit olduğu gün baba olan jandarma uzman çavuşun bir oğlu oldu. Şehidimizin yeni bir Mehmet'i dünyaya geldi, sağlıklı bir şekilde. Aynı kazada şehit olan jandarma uzman çavuş Mehmet Aykanıt'ınsa yürekleri sızlatan videosu ortaya çıktı. Arkadaşının doğum gününü türkü söylediği bu videoyla kutlamış, görüntüyü de ona atmıştı. Mehmet'im aslan Mehmet'im. Kaza şehidi jandarma uzman çavuş Ömer Eroğlu'ysa 4 yıllık evliydi. Şehadet haberi ailesini, hayat arkadaşı Gülcan Eroğlu'nu kahretti. Hadi bakalım. 27 yaşındaki jandarma uzman onbaşı Doğan Kızılateş'te kaza yapan askeri araçtaydı. Şehadet haberi baba ocağına kor gibi düştü. Gencecikti ne olur. Tamam. Acılı baba Taceddin Kızılateş aynı uçakta bulunan şehit jandarma uzman çavuş Ömer Eroğlu'na dua etti. Feryadı taşı bile ağlattı. Yavrum sen gelin cennet olsun. Sen dua etme kardeşsin. Kahraman vatan evlatları dualar ve gözyaşlarıyla ebediyete uğurlandı.